Ne oldu Vina'cığıma ne isyanlar edildi ne yaşandı ben bilmiyorum atlamışım bunu. Bana diyor ki Müge diyor isyan etmiş diyor çocuğu uyutamayacağı yok dedim ya Vina kocama ne oldu o uyuyordur o eski haberdir. Yok dedi açtı iti. Aa dedim ne oldu o da dedi ki evet bunu soruyorum tam olarak ne oldu ne oldu? Ya şöyle Vina dünyanın en tatlı e, lokumu canım benim Allah bağışlasın ama karşısın. işte uyumak istemiyor böyle bir çocuk yani her çocuğun gerçekten kendi bir tarzı ve evet. karakteri vardır derler ya ben de şu an onu hani kendime anlatmaya çalışıyorum çünkü insan sürekli böyle bir şey yanlış mı yaptım böyle mi olması gerekirdi şöyle mi yapmam gerekirdi diye düşünüyorsun Farklısız. ama aslında onun da bir mizacı var Aynen. yani uyumayı sevmiyor ve zaten o mesela normalde çocukların öyle uykusu uyuduğu zamanlarda Hatta birçok bebeğin yani işte bir yaşındaki bir buçuk yaşındaki çocuğun e, gündüz böyle iki saat uyuduğu zamanlarda o öğle uykusunu falan zaten bitirmişti. E, şimdi böyle tamamen uyumak istemiyorum asla uyumak istemiyorum oyun oynayacağım dışarı çıkalım yani bugün hiç gezmedik. Bugün hiçbir şey yapmadık diyen bir enerji e, küpü ve bombası gece şeklinde gezdiği için bunu. gece değil gündüz de yani mesela geçen doğum gününe gittik bir arkadaşımızın e, işte çocuğu yine aynı yaşlardalar. Ya hani ben çok yoruldum, benim uykum geldi falan da ben böyle oldum. Hani asla Vina'dan duymadığım bir kelime. Hani yoruldum, uykum geldi. Anca böyle 40 derece falan ateşi olması evet, lazım çünkü. böyle şeyleri duymak için. E tabii şimdi o enerjiyi yönetmek de çok zor. Yani evet. okuldan çıkıyorlar e, işte spora gidiyorlar mesela işte jimnastiğe veya bir kurs. E, dönüyoruz bazen hani beraber dönersin ya çocuklarla. Arkadaşlar arabada uyuyakalıyor, bizimki... <laughs> Anne nereye gideceğiz falan. Diye. Şimdi sırada ne var? Acaba kime benziyor. <laughs> ya evet aslında birazcık e, bize de benziyor. Armut yani, mi düşmüş? Böyle bir hayatın içerisinde çocuk da böyle uyumayı sevmeyen hani ne var daha nereye gidebiliriz ne yapabiliriz diye. E, Şimdi mesela Ali de öyle, birisi öyle oldu. bir <laughs> Ya yani Ali'nin de şey şu niye uyuyoruz neden evet, uyumak istemiyorum. Uyumak uyumayı vakit kaybı diyor. değil mi diyor mesela ama ben. Disiplin olarak yani hep öyleydim Ali'den önce de Melisa'dan önce de ben saat 10 oldu mu tavuk soyundanım herhalde diye düşünüyorum. 10 buçuk ben de <laughs> evde iyi. ışıklar kapanır sıkıcı biriyim belki birçoğunuz için benim için. Kitap alınır yatak odasına çekilinir bir saat kitap okunur ve uyunur benim ama hayat ritüelim bu yani bayağı böyle yaşıyorum. Şimdi çocuk isyan edecek de dokuz buçukta ışıklar kapanıyor evde şimdi ne yapsın yani o da uyumak zorunda kalıyor mesela evet. ben oradan. Yırtıyorum ama sizde sanırım hani evde sizde uyumuyorsunuz vakitle gibi geliyor bana. Yo yani öyle bir şey değil. Mesela ben hani yine işte bir düzene sokmak istersin işte Tabii. pedagoglarla görüşülür işte uyku uzmanları şu saatte girecek bu saatte şu olacak ha, şu saatte o, böyle olacak evet, falan. Evet, tamam. Ya Biz mesela onu yapıyoruz ama ben bir bakıyorum ay ben iki saat odadayım. Yani Hı. benim erken girmem geç işte kitap okumaya başlamam falan filan hiçbir şey yok. E, Kâr değil yani onun kendi bir ritmi var ve o ona göre davranıyor. Evet. Benim de tabii ki isyanım birazcık öyleydi. Yani şimdi onun kendi ritmi varken biz ona gelip de işte 9'da yatağa gelecek, 9.30'da gözler kapanacak, ışık kapanacak dediğimiz zaman o da haliyle bunu itiraz ediyor. E o itiraz edince ben de işte hayır işte konuşmak yok şimdi yatağa yatılacak gibi şeyler de söylenince evet. tabii ki ortamın enerjisi böyle artmaya Geriliyor. başlıyor. Ben de mesela yani gerçekten çok gerildiğim bir gün olmuştu. Çünkü ben ona bir şey yaptırmaya çalışıyorum ama o asla bunu yapmak istemiyor ve ağlıyor. Yani uyumak istemiyorum diye ağlayan bir çocuk karşımda. en Caner nerede ben... bu arada? Caner yazık böyle odada bizi dinliyor böyle biri, biri bir şey diyor biri bir şey diyor. Caner de böyle ikimizi şey yapıyor dinliyor. <laughs> Çünkü bizde genelde şeydir hani bir, yani biri bir şeye bir başladıysa bir karara veya bir şey yapmaya... Ee, diğer taraf hep susar ve full onu destekler. Tamam, hani e, Şey olmaz. Girmez araya. Hayır ya öyle olmasın demeyin ya yani asla. Ya. Çünkü tamam. ben de mesela çoğu zaman bazen onlar da kıyafetle ilgili şey yapıyor. Çünkü yazın ortasında e, kışlık kıyafetler, bere takılmaya çalışılıyor. İşte kışın şey diyor yani spora bikiniyle gidecekmiş. <laughs> Deniz kıyafetiyle. Ya diyorum bak olmaz. Hayır onu giyecek. Yani böyle şeylerde. Tamam. Ee, mesela biri hayır, Caner bazen böyle hayır diyor. Şimdi ben içimden böyle diyorum yani gitsin abi bikiniyle gitsin. Yani çünkü bu şeyi yaşamaya gerçekten <laughs> değmez yani bu muhabbeti. Ama şimdi o öyle dedi diye ben böyle hani evet baban olmaz dedi. O yüzden hani ben de bunu destekliyorum. <laughs> o anlamda aramızda çok böyle aynı e, dili tutturmaya çalıştığımız için. Yani o günde de artık dedim ki yani gerçekten kaçta uyursunuyor ne yaparsan yap ben çıkıyorum. Çünkü ya bilmiyorum sana ya her anneye oluyordur yani. Tabii. Bir şey sen onun iyiliği için bir şey yapmaya çalışıyorsun. O kuralları koymaya çalışıyorsun ama bir yandan da ortam gerilince ya ben çok üzülüyorum. Bilmiyorum yani Haklısın. çok kafama takıyorum. Haklısın. O gerginlik falan beni çok üzüyor hani. Ne oldu ben, peki sonuç? Ben çıktım evden. Evden arabaya çıktı. bindim ve arabada gerçekten böyle hani filmlerde çekeriz ya dizilerde o sahne böyle karakter hışımla arabaya biner ve bir de tam da ortamda çok uygun böyle yağmur yağıyor karanlık falan ben böyle arabada gidiyorum böyle ağlıyorum falan. Yani aslında baktığında ne oldu çocuk uyudu uyumadı ama işte o senin aslında yaşadığın Doğru. bambaşka bir şey. Tabii. Yani sen orada yanlış mı yaptım şöyle mi oldu işte uyumadı uyumayacak mı işte büyüme hormonu salgılamaz mı yani binlerce şey aslında ağlıyorsun Tabii. orada ağladığın şey e, uyudu uyumadı meselesi durum değil. değil aynen öyle bir şey yaşadım yani gerçekten sonra ee, sosyal medyayı mı açtım ben bunu dertleşmeliyim mi dedin? yani o zaten ben böyleyim yani gerçekten bunu yazmalıyım çünkü evet. şey hani o enerjinin benden çıkması lazım ve gerçekten zor bir durum yani uyku mesela benim annelikte en çok zorlandığım bu konu yani e, başka konularda yani tabii ki daha önümüze neler gelecek ama uyku benim mesela ilk doğduğu zamandan beri hep zorlandığım bir konu oldu. Bilmiyorum yani Vina'nın belki uyumak istemeyişiyle alakası vardır. Çünkü dediğim gibi yani herkes uyurken Vina hoplayıp zıpladığı için. Sen de böyleymişsin. Birazcık. Annem de bana öyle diyor, Ben sosyal medyada böyle işte şöyle oldu böyle oldu çok zorlandım işte ee, yani hepimiz bunları yaşıyoruzdur. Yalnız değilizdir falan diye. Çünkü o destek çok güzel bir şey çok. bence bu arada. Yani hani onu paylaşman, herkesin ya evet bizde de böyleydi işte ama şimdi geçti, inan geçecek gibi şeyleri duymak gerçekten insana çok iyi olur. Aynen böyle. Sen de öyleydin. O kadar net bir şekilde bunu yapmışım. ben böyle. Belki de bilmiyorum genetik de olabilir. <laughs> genetik mi acaba? <laughs>